Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymetli takipçiler, içimizden bazıları teröre, PKK'ya destek veriyor. Kıymetli takipçilerimiz, Suriye'de terörle mücadele ortak operasyonlarına hazırlanırken içimizde birileri rahatsız oluyor. Biri uzun zamandır takip edenler her fırsatta Suriye ve Suriyeliler meselesini gündeme getirip serin kanlıca tartışmaya çalıştığımızı bilir. Suriye meselesinin özeti şudur: Türkiye bir dönem istilacı Batı ile birlikte pozisyon aldığı için hem sahada hem de içeride zor bir süreç yaşadı. 15 Temmuz 2016 sonrası terörle mücadele konseptini değiştirip sahaya döndü. İstilacı Batı'nın politikalarından vazgeçip kendi politikalarını geliştirdi. Neticesi Rusya ile yeni bir süreç ve Astana süreci ile Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda kararlı bir tutum sergiledi. Hem toprak bütünlüğü kararlılığı sürerken hem de terörle mücadele için sahada DAEŞ ve PKK-YPG'ye ağır darbeler vurdu. Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı harekatları amacına ulaştı. Şu anda İdlib çatışmazlık bölgesinde garantör. Böylece 5 milyona yakın sivil, kimi terör gruplarının varlığına rağmen güven içerisinde. Ve Türkiye'ye yeni düzensiz göçler bir şekliyle önlenmiş durumda. Rusya lideri Putin'in gündeme getirdiği Adana mutabakatıyla Suriye sahasında Suriye rejimiyle ortak terörle mücadele edinebilmesinin önü açıldı. Son dönemde hızlıca Suriye rejimiyle normalleşme adımları atıldı. En son Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la MİT Başkanı Hakan Fidan, Moskova'da Suriyeli muhataplarıyla buluştu. Değerli izleyenler, video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde buluşmak ümidiyle, hoşça kalın.